Sevgili izleyiciler, günaydın aramızda günaydın. Kalmasından. 10 Kasım, tüm Türkiye'nin ayağa kalktığı ve atasına saygı, atamıza saygı duruşunda bulunduğumuz 10 Kasım pazara geldi. Ama biz de program olarak bu önemli günü, bu saygı, minnet ve özlemle adanan bu günü atlamak ve geçmek tabii ki istemeyiz program olarak. Onun için böyle bir giriş yaptık. Kuşaktan kuşağa büyüyen bir sevgi Yelda. Yani 86 yıl önce bize mucizeleri yaşatan, bugünün öngörüsüyle en sağlam kanaat önderi kahramanımızı kaybettik. Dün evet yüreklerimiz buruktu. 9'u 5 geçe tüm ülkede her bir köşesinde hayat şöyle bir durdu. Evet. Bir sindirdik. Sindirdiğimize inanmak istiyorum. Bize bu hayatı, bu koşulları, bu toprakları özgürce yaşamayı sağlayan kahramanımızı kaybetmenin acısını yüreğimizde hissettik. Evet, 86 yıl önce de Türkiye ağladı. 86 yıl sonraki sokaklarda, caddelerde, yollarda, ara sokaklarda, evlerdeki manzaraya baktığımızda hala ağlıyoruz. Saygı, özlem, minnetle anıyoruz Mustafa Kemal Atatürk'ü, atamızı. Dün tarihçi Orhan Çekici'nin de atamızın son dakikalarını anlattığı o bilgi, o anı sosyal medyaya damga vurdu. Onu da sizlerle bir kez daha paylaşmak istiyoruz. Röportajı da CNN Türk'ten Fulya Öztürk yapmış. İzleyelim. Bugün herkes işinin başındaysa, rahat özgür yaşayabiliyorsak, dimdik buralardaysak işte Mustafa Kemal Atatürk sayesinde ve ülkemizde bunu o kadar iyi biliyor ki 9'u 5 geçe Türkiye'nin her bir köşesinde duyarlı insanlar hayatı durdurdu. Sadece bir dakika izleyelim. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılında saat 9'u 5 geçe hayat durdu. Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için Yalın konserinde Harbiye açık ama ayağa kalktı. Süperstar Ajda Pekkan da şarkısını atamız için söyledi. Ebediyete intikalinin 86. yılında Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz. Evet, 10 Kasım'larda belirli önemli bayramlarda, milli bayramlarımızda değil her an her zaman analım. Ve magazin gündemimize de başlayalım. Çünkü bizim işimiz de bu. Başlayalım bir kez daha tabii ki saygıyla ve minnetle. Şu minnet kelimesini altını önemli çizmek istiyorum. Minnetle, minnet duymayı bilmemiz gerekiyor. Müge'nin de az önce söylediği gibi tekrara düşmemek adına söyledim ama bir kez daha minnetle anıyoruz. Evet. Şimdi magazin gündemimizin ilk sırasında hadise var sevgili izleyiciler. Hadise Esas Oğlan dijital platforma çektiği Esas Oğlan dizisinin fragmanının TikTok'ta yasaklanması üzerine isyan etti. Bir açıklamada bulundu. İsyanla daha sonra rol arkadaşı Seda Bakan da katıldı. Peki hadise neye isyan ediyordu? Ve sonrasında perde arkasında neler yaşandı? Önce haberimizi bir izleyelim. Bu arada konuğumuz hazır, onu da davet edeceğiz. Bakalım. Bu konuyla ilgili söylenecek çok şey var. Böyle ard arda bir, birincisi sosyal platform içindeki yasak aslında sadece TikTok mu değil mi? Hadisenin isyanı sadece Esas Oğlan'ın fragman isyanı mı yoksa öncesinden gelen isyanlar mı? Buraya girmeden önce konuğumuzu alalım mı? Konuğumuz o kadar şık ki. Yani hani bazen Yelda deniliyor ya, Türkiye'de kim Barbie bebek? Evet. Kimin imajı Barbie bebeğe daha yakın? Bu konuda hep sessiz kalan birisi aslında herkesten daha çok Barbie bebek. Çünkü sessiz olanlar değil mi? Sessiz, asıl gerçek olanlar bazen, sessiz kalır. Valla bazen sessiz olan kazanıyor diye evet. Bu konudaki... böyle pembiş kıyafetle ve gerçek Barbie gelsin ve yorumlarıyla gelsin Seda Üren gelsin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Seda cıvıl ya. Cıvıl rengarenksin yine, ne kadar çok güzel. Çok teşekkür ediyorum, böyle sevgilileri yani sevgilin en gururlusuyla programı açtınız. Evet. Sonra da o kadar güzel sözlerle böyle beni mutlu ettiniz. Teşekkür ediyorum. Ama. O çünkü çok önemli bir şey söyledi. Her Türk vatandaşı gibi o bizim yani öyle açmak bizim görevimiz. Evet, evet. Yani şeyin ötesinde. Harikasınız. Sizler de harikasınız. Günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsun, görüşmeyeli misin? Ay hayatım, ayda bir burada olduğum için zaten ben sizden alıyorum haberleri. Seda, ben gelince de dökülüyorum buraya. Sezona başlarken salçalar yapıldı. Evde çalışmalar devam ediyor. Değil spor. Bıraktığınız gibi buradayım. Aynen. Yalnız değilsiniz, canınızdayım. Çok iyisin ama değişen bir şey var ki iki karşılaşmamızın arasında gündem.
Evet. Evet. Şimdi hemen sana sıcağı sıcağına soralım. Ben de heyecanlıyım. Hadise dizisinin, esas olan dizisinin fragmanının dijital mecrada sahneler nedeniyle, erotik bulundu sahneler, yasaklanmasına büyük bir tepki gösterdi. Ben evet. sadece dün açıklamasını görebildim. Evet. Ama yasaklı sahneyi daha henüz şu anda sizden öğreneceğim. Hı. Niye şu yasaklandı o sahneyi bilmiyorum. Evet. O zaman ilk hadisenin açıklamasıyla şöyle bir konuya giriş yapalım. Tamam. Yapalım evet. mı? Erkek, yani özetle aslında şunu diyor. Çok uzun bir açıklama. Evet, çok uzun bir açıklama. Erkek sanatçılar kliplerinde öpüşüp sevişirken yasak olmuyor da kadınlar sarılmanın ötesine geçtiğinde ahlaksız kabul ediliyor. Bedenlerin açılıp para kazanıldığı içerikler, özellikle TikTok'tan bahsediyor. Serbest aşk sahneleri ahlaksız. Neden diyor? Evet. Yani... Aslında şu sorgunun bu tarafı birazcık gerçekçi, yani kendi nazarımda. TikTok denilen yerde ay. O kadar leş görüntüler var ki, evet, o kadar haklı. Açık saçık, artık açık saçık, yani kapalı görüntü çok az var. Burada çok doğru bir yere temas ediyor evet, hadise. Evet, özellikle TikTok. O zaman hepsinin kaldırılması, hepsinin bir ceza kesinlikle getirilmesi gerekiyor. Kesinlikle sonuna kadar haklı. Bir de değil şey mi? Var, hani bu yasaklar nezdinde namus denince hep kadın geliyor ya akla. Evet. Diğer açık erkek sanatçılarda ya da erkekler de buna benzer bir şey yaptığında hani bu uygulanmıyor. Kadın olunca uygulanıyor. Kadın da daha diyor. Çok uygulanıyor. Burada evet. da doğru söylüyorsun. Sen ne diyorsun Müge? Aynı fikirdeyim. Özellikle hani TikTok, yani yasaklanma şeyinin merkezinin TikTok'tan çıkması. Yahu aylardan beri orada Las kızlarını, onları bunları falan izlemedik mi? Midemiz kalktı. Evet, adamla kadın yatağa giriyor. Aynen. Şimdi söylemiyor. Adam karısının görüntülerini kullanarak oradan bana araba atın, çiçek atın, böcek atın. Bu ahlaksızın en büyüğü yatak burada odasını ortaya koymak. Orada tamam, bir dizi klip tartışabilirsiniz. Sahneleri biraz abartılı bulan olur, olmayan olur. Dijital mecra izlersin, izlemezsin. Ama yani buraya gelene kadar... Evet. Orada daha büyük şeyler dönüyor. Çok rezillik var. Bu arada sevgili seyirciler, bu yasak sadece TikTok yasağı değil. TikTok'la başlayan bütün dijital taraflarda, yani sosyal medya platformlarında, Instagram'da da bu fragmanı yayınlayamıyorsunuz. Hadisenin, ben bir baktım, sadece TikTok mu? Sonra birazcık araştırdım. Instagram'da da, yani dijital tarafta, sosyal platformlarda yasak. Ama şöyle bir şey var. Kadınla erkek arasındaki fark kısmını hadise aslında hep değiniyor. Yani ben cesurluğumla, ben sahnedeki kıyafetlerimle hep eleştiriliyorum. Kliplerim yasaklanıyor. İşte aşkı yansıttığım için bir kadın olarak kadınlara bu kadar baskı yapılması ne kadar doğru? Seda Bakan'dan da bir açıklama geldi. O da esas oğlandaki rol arkadaşı. O da özetle diyor ki, kadına, hayvana, çocuğa şiddetin her gün filtresiz bir şekilde gözümüze sokulduğu bu günlerde aşkı ve arkadaşlığı yücelten işler umuyorum kimsenin filtresine takılmadan özgürce yayınlanır. Korkulmaması gereken tek şey aşk ve sevgidir. Ve şunu asla unutmayın, bu dünyada hepimiz o aşk sahnelerinin eseriyiz. Seda daha yumuşak, daha tatlı. Sevgi dolu bir yerden girmiş. Sevgi dolu bir yerden girmiş. Tamam, yasak zaten adı üstünde güzel bir şey değil. Ama onu eleştirirken bile daha böyle tatlı ve sıcak kelimeler ama kullandığında... Ama hadisenin burasına gelmiş Müge. Şimdi Seda'nın durumu, Seda evet. esas oğlan da hadiseyle yan yana geldi. Yorumların karşılığında müstehcen, oldukça hadiseyle çarpıcı... Hadiseyle durum... Hadiseyle ya, o Ritük, işte TRT falan, bir inatlaşma var yıllardan. Evet. O inatlaşma seni asabileştirir. Evet, evet, tam oraya bağlayacaktım. Seda bir dakika, bismillah durumunda, yani şimdi ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyor evet. ama hadisenin geçmişinde bu yasaklanmalar artık onda bir şuraya gelmiş. Yani şurada... Biz bu yüzden hadiseyi bu kadar sert bir paylaşımla görüyoruz. Patlamış çünkü hadise. Çünkü geçmişe gidelim. Gidelim evet, mi Müge? Gidelim, hadi geçelim. Gidelim. TRT'de de Eurovision şarkı yarışmasına katıldığı zaman hadise ne yapmıştı? Düm Tek Tek şarkısının klibini TRT yasaklamıştı. O zaman da isyan etmişti ama minik bir nüans var. İzleyelim. Burada tam hadisenin öfkesi raydan çıktı. Evet, ve de gerçekten öyle bir nokta ki şarkının sözündeki gibi artık ne desem olmuyor diyor. Ama ben bir kadın olarak ve bir sanatçı olarak hadise kulvarında tek bir
sahnede. Tarz, öyle söyleyeyim. Aynen. Dünden bugüne gelmiş kariyerinde ve deneyimlerinle artık profesyonel anlamda dediğiniz gibi birikmiş olan şeylerle aslında biraz agresif değil de çok net ve açık konuştuğu için sert gelmiş olabilir evet. diye düşünüyorum. Yıllardan bu yana da Yelda'nın dediği evet. gibi içinde birikiyor. Evet, kesinlikle. Bir patlama yaşıyor tabii kesinlikle. İsteriz hemen. Şimdi, peki şurada bir şey dikkatini çekti mi Müge? Ne? İşte TRT'de yasaklandığı zaman yani Düm Tek Tek şarkısı oradaki cümlede bir nüans var. Ne? Senin yorumunu merak ediyorum. Yabancı basın bana bunu sorduğunda ülkemi satmadım. Hı. Yok öyle bir şey dedim ama doğruydu. Şimdi niye böyle bir açıklama yapıyor? Ya yani ben zamanında bana sorulduğunda... ülkemi satmadım, hayır öyle bir yasak gelmedi dedim evet. diyor. Şimdi bunu neden söyledi sence? Çünkü o dönem çok gençti, 22 yaşındaydı. Artık bugün 40'ına yaklaşmış bir hadise var. Kendini o zaman daha henüz kanıtlamamıştı. Susması gerekiyordu. Henüz hadise değildi, şimdi artık hadise. Evet. Çünkü bir yere geldikten sonra bu dilinin bağı çözülüyor. Küçükken sen susturuluyorsun ya da sen korkuyorsun. Ya da korkuyorsun. Tecrübesizliğine, toyluğuna. Evet. 2014'te bir de bir şeylerle mücadele ede ede hayat deneyimi kazanıyorsun. 2014'te rahmetli Metin Arolat aslında ifşa etti ve bir tweet attı. Dedi ki işte size o dönem yasaklanan klibin orijinali, alın izleyin. Çünkü klibi Metin Arolat çekmişti. Aslında 3 klip çekiliyor. Evet. TRT yönetimine sunuluyor. Hangisini beğenirsiniz diyor. Alternatif. Onlar da şöyle bir savunma yapıyorlar. Biz burada erotik açıksa buna bakmıyoruz. Sadece çok iddialı olmak istiyoruz. İddiamızı da karşılamıyor klip. Metin çok bozuluyor. Evet. Çok üzülüyor. Ve bu arada klip yayınlanmadığı için bütün masraflar hadiseye kalıyor. Orada da bir kıyamet kopuyor. Hadise ödüyor. Hadise ödüyor. Kendi yani cebinden. Kızgınlığının bir sebebi de bu. Gerçekten mi bilmiyorum. Evet, bunu. Evet. Yıllar sonra da yine bir Fransız mankenine işte o sıfır toleransı çekerken oradaki yatak sahneleri de zaten daha öncesinde bir sıkıntılar var. Oraya da yani bir ritük engeli geliyor. Kurtulamayacak gibi geliyor bana hadisenin. Çünkü hadiseye artık bu... inatlaşma var. İnatlaşma var. Çünkü klipleri müstehcen olan aslında pek çok klip var. Seda. Gülşen'in de klibi. Evet. Murat Boz'la. Ay Murat Boz'suz bir klibi de ritük engeline takıldı. Evet. Hatırlıyor musunuz? Sanki kırmızı çizmeler şey falan. Yani gerçekten erkek karakterlerin kliplerinde de... mankenler oynatılıyor, o tarz klipler var. Evet. Öyle düşünün. Evet. Yani orada solist erkek ama yine o aynı içerikte bayağı mankenler kullanılıyor. O yüzden biraz adaletli evet. olmak gerekiyor diye evet. düşünüyorum. Evet. İşte hadisenin isyanı da o. Ama artık böyle bizim ülkemizde de şöyle isyankarlar hep artık aynı insanlar. Hı-hı. Susanlar aynı insanlar. Gündemdekiler orada bir nüans ama var. Ama gündemdekiler aynı insanlar. Ama orada bir fark var. Hep gündemdekiler hep aynı insanlar. Evet. Onun üzerinden dönüyor. Doğru gündemdekiler aynı insanlar olacak. Aynı insanlar. Konular değişik. İsimler aynı, konular değişiyor. Az önce Müge çok önemli bir şey söyledi. Dedi ki ona sorduğum soruya karşılık o yaşlarda daha küçük de hadise. O yüzden sesini çıkarmaması gerekiyordu. Çünkü yönetmesi gerekiyordu. Artık belli bir yaştan sonra donanımınız oluyor ki rüştünüzü ispatlıyorsunuz mesleğinizde. Hepimiz için geçerli bu. Hepimiz ama, için. Aynen. Ama bir isim var ki o isim daha yaşının da mesleğinin de baharında sivri diliyle aslında kariyerini ablaları ve abileri gibi onlar gibi yönetseydi şu anda bu noktada olmazdı dediğimiz Aleyna Tilki mi? Aleyna Tilki. Bak bir izleyelim. Şimdi sana da bir şarkıcı olarak soralım. Yıldız olmak, star olmak ve orayı korumak için illa da mükemmel bir ses, çok iyi bestelere imza atmak yetiyor mu? Hayır. Yani tabii ki eğitimini alarak yaparak Allah vergisi yeteneğinle biraz da üstüne sahneye çıkıyorsunuz. Görseliniz güzelse bu çok güzel bir avantaj. Yeteneğinizle güzelliklerle insanlara sahnede bir şey sunmak. Ama artık ona bakmıyor. Yani şu kafaya bakıyor. Ne sesinizin güzelliği ne dünyanın en güzel kadını ya da yakışıklı erkeği olun fark etmez. Yeteneğiniz de fark etmez. Akıllıysanız bir şeyleri yönetebilirsiniz. Mesela şeyden konuşuyoruz, Aleyna'dan. Bence hatası çok güzel bir kız, çok yetenekli. Ama konuşmaları onu geriye çekiyor. Yani bir şeyini bil, yani bir şeyi bil. Sen çok güzel bir konuya değindin demin. Bir şeyi bilmediğini bilmek çok önemli. Ben ilk çıktığım zaman mesela bu özgüvenle, bu bilinçle konuşamıyordum. Niye? Çünkü bir şeyi bilmediğimi biliyordum. Bu bana doğru ilerlememi, doğru basmamı, hata yapmamamı sağlıyordu.
Şimdi yeni jenerasyon ve günümüz sektörü o kadar popülariteye dayanıyor ki o hızla büyüyen popülarite, sevgi, şöhret, ün dediğimiz şey insanları alabora ediyor. Evet, evet. Bir süre sonra olan da gidiyor. Yani yeteneğin de olsa, dünyanın en güzel kızı da olsa vay. Aleyna yola çıktığı evet. insanları ekip tam çok önemli noktalarda ekipten ayrıldı. Birinci yanlış adımı. Belki yıllar sonra kendi itiraf eder, evet yanlıştı der. Emrah Karaduman'dan ayrılmak oldu. Çünkü onun bel kemiğiydi çünkü. Evet, bel kemiğiydi. Çok başarılardı. İkisi birbirini bütünlüyordu. Hani ama bazı starlarda şöyle bir şey oluyor. Artık ben starım, sana hiçbir şekilde ihtiyacım yok dediğin anda işte böyle gitmeler, birlikte gelmeler çok başlıyor. Çok isimleri duyuluyordu sonra, çünkü paylaşmak istemedi. Evet, sonra paylaşımları sosyal medyada ve kendi kitlesi üzerinde bir antipati yarattı. Konuşmalarında kafası karışıktı. Hiç kimse hiçbir şey anlamadı. Yani doğru mesajı veremiyor. Ya da hedefi 12'den vuramıyor. Ve şimdi sonra öğrendik ki 2-2,5 milyona gittiği konserlere artık 1 milyona gidiyor. Onu da zor buluyor. Bak bunların hepsi arda arda geldi. Bu arada hit bir şarkı çıksaydı belki yine kurtarabilirdi. Kendisi de söyledi. Çıkmıyor dedi. Bu aralar olmuyor dedi. Ve üstüne de dikkat çekmek için böyle... kıyafetlerle sahneye çıkmak onu kurtarmaz. Bir de evet. sadece halk güzel bir kadına bakarlar ama bu kurtarmaz yani. Bir de sadece halk tarafından, dinleyenlerin tarafından sevilmek bir sanatçı için, ünlü olan bir insan için önemli bir şey değildir. Arkada, kuliste dediğimiz yani ekranın arkasında seviliyorsanız, doğru bir ekibiniz varsa işte o zaman daha başarılı olursunuz. Akıl veren, doğru yönlendiren, dostu demek ki bazı insanlar olmuyor ki. Evet. Menajerinden tutun dostuna. Ekip kısmı çok evet. sıkıntılı bir şey ya Seda. Orada mesela... sevilmezseniz zaten yalnız kalıyorsunuz. Evet. Onu demek istiyorum. O evet. zaman böyle hatalarla ekranın önünde dağılabiliyor. Çünkü bu çarkın içinde eğer dönmek istiyorsanız o zincirin bir halkası olmak zorundasınız. Siz o ekibe küstür, buna ters düş, o menajerle papaz ol, buna ters sonra olmaz. Sonra kalk başkasını. Olmaz. Ha, bu arada Aleyna'nın kendi içinde ya da pek çoğunuz, senin de vardır Seda muhtemelen, sana kim bilir ne yanlışlar yapılmıştır. Yanlış yapılmış olabilir, kırılmış, bükülmüş olabilir ama bunları yönetmek çok önemli bir şey. Bu senin duruşunu değiştirmemeli, bu senin özünü değiştirmemeli. Çünkü... Bir karakter vardır, tamam mı? O senin duruşunu, çizgini değiştiremez. Ona sadece gönül koyarsın, orada kalır. Bir de bu sektör duygusallığı kaldıran bir sektör değil. Hiç değil. Düşünsene evet. çok duygusal bir meslek yapıyorsunuz. Müzik yapıyorsunuz, o sözleri yaşamasan da yaşamış gibi evet. okuyorsun. Ama duygusal davrandığınızda... Ya ortada olacaksınız ya biraz geride olacaksınız. Yani stratejik davranacaksınız. Evet. Bir de ya da işte, kuralına göre oynayanlar başka tepede türlü, oluyor işte. Başka türlü bir de şöyle bir şey. Başarılı olduğum vakit ben başarılıyım. Başarısız olduğum vakitte onlar yüzünden olduğu lafını tedavülden kaldıracak. Ha, özellikle bunu yiyebilirler. Yok ona bence. Belli bir yaştan sonra. Az önce söylediğim gibi. Yaşla ilgili değil. Aleyna bugün belli diye kalkıp Hadise ve Gülşen'i suçluyor. Sahneden dışlandığı için yok öyle bir ama şey. Ama Müge Şimş söylüyor. Söyleyebilirler neden? Ya bunlar her belli sektörde ya, var ya. Bizim belli. Sektörümüze ait şeyler tamam, değiller. Ama onlar da bir şekilde zamanında birileri tarafından engellendiler. Al ikisi de star yani Gülşen ve Hadise'den ama bahsediyor. Ama star olduktan sonra o cümlene katılmıyorum. Sebebi şu, star olduktan sonra belli bir olgunluğa ve kariyer yaptıktan evet. sonra hepsi çatır çatır zamanında engellendiklerini, kimin onlara kazık attığını, hangi menajerin ya da hangi en yakın arkadaşından önce, kazık yediklerini çatır çatır konuşmuyorlar mı? Önce oraya gel. Ondan sonra. Çünkü bir zaman söyleme dediğin olmadan olduğunca böyle olur. Olgunlar geldikten sonra olgunlar zaten. Olgunlar geldikten sonra. Evet. Çünkü en küçük bir tökezlenmede başkasını suçlu bulursan çevrende insan kalmaz. Evet. Yani zaten evet. kaç kişisin? Biraz daha vakit var Aleyna. Biraz daha zaman. Çok erken biraz daha. Biraz daha geçsin. Şimdi bence o güzel sektördeki abilerini, ablalarını bir örnek al. Bak onlar senin yaşında ne yaptılar? 1, 2, 3... Tıp. 40'tan sonra 50'den sonra da ne yaparsın? Geçersin dijital platformlarda YouTube'da İstediğini falan yaparsın. Ve dersin ki ben bu sektöre girdiğimde söylersin. Bana bu yapıldı şu yapıldı dersin. O zaman şimdi... söylersin. Evet. Ya da daha böyle kafa karıştırmayan cümlelerle insan derdini anlatabilir. Evet, zaman evet. zaman evet, isyan evet. edebilir. Herkesin aslında isyanı yeni çıkan hakkı var.
Evet, şimdi günün meselesi aslında epeyden bu yana, yani 29 Ekim'den bugüne kaç gün geçti? Günlerden bu yana tartıştığımız konu. 29 Ekim'de sanatçıların aldıkları ücretler, normalde kaşe fiyatlarının iki kat fiyatı çekiyorlar. Bu da belediyeler arasında tartışma konusu. Mahsun Kırmızıgül'e arkadaşlarımız 29 Ekim'de Ebru Gündeş'in aldığı iddia edilen 69 milyonu sordu. Ebru Gündeş 29 Ekim'de Ankara'da sahneye çıkmıştı. Mahsun Kırmızıgül'ün cevabından yola çıkıp işin perde arkasında neler yaşanmış size anlatalım. Ebru Gündeş 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konseri için 69 milyon lira aldı mı? Mahsun Kırmızıgül konuyla ilgili nasıl çarpıcı bir açıklama yaptı? Sahne öncesinde Mahsun Kırmızıgül'le birlikteyiz. Kırmızıgül'e Ebru Gündeş'in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserinden 69 milyon lira aldığı yönündeki iddiaları soruyoruz. O yalan, yalan kardeşim, yalan. Büyük yalan. Yani Ankara'da Ebru Gündeş'e öyle bir para alması mümkün mü ya? 60 milyon TL. Ya, yalan, yalan. Kaç para alabilir efendim? Bir sanatçı... Bilmiyorum, bilmiyorum onlar. Ama çok, çok büyük bir yalan. Yani inanılmaz astronomik bir rakam, öyle bir şey yok. Acaba şöyle de olabilir mi? Öyle bütün bir şey olsa... organizasyonla birlikte o para olabilir mi? Onu bilmiyorum yani, bildiğim bir şey zaten hani bu rakamlar olsa sanatçıların... Ben bir konsere çıkarım bir sene çalışmam. Böyle bir şey olabilir mi? Mümkün mü ya? Yok. Bu rakamları çok abartıyorlar. Çünkü bu rakamları abartanlar gerçekten... Hani belki de organizasyon, başka yerlerde bir tüm 29 Ekim'in bir belediyenin bütün masrafları olabilir. Ona bir şey diyemem. Sanatçıları bıraksınlar. Bence bak, futbol camiasına kimse girmiyor. Vergi ödemiyorlar ya. Çok düşük. Kardeşim, da kulüpler vergi ödüyor. Ödemiyorlar ya. Biz yıllarca köpek gibi çalıştık ve ödedik lan vergilerimizi. Niye onları demiyor kardeşim? Evet, Mahsun Kırmızıgül, Ebru Gündeş'in 29 Ekim konserinde, Ankara konserinde 69 milyon aldığı iddiası için büyük bir yalan, öyle bir şey olamaz diyor. Şimdi işin şöyle teker teker olayı ayrı ayrı seyircilere açıklayalım. Şimdi Müge, Ebru Gündeş'in gerçek rakamı, sahne rakamı ne? 5 milyon. 5 milyon. Peki belediyenin Ebru Gündeş'e ödediği rakam ne? 69 milyon olduğu iddia edildi fakat belediyenin yaptığı açıklamada da yaklaşık diyor ki hayır diyor, 69 milyon vermedik, belediye olarak 44 milyon verdik. Tamam. Diyor. Rakamlar havada uçuşuyor ama şimdi neden havada uçuştuğunun ayrıntısını da verelim. Nasıl, evet, bu rakamlar, önce sana soralım. Yani sizden. Şey dedikleri gibi hani... Değil dedikleri bile çok güzel rakamlar. Şuradan yola çıkacağım. Şimdi beni çalışmıyor falan zannediyorlar. Çalışıyorum. Evet. İş seçiyorum. Önceliğim ailem olduğu için. Ama şimdi bir fiyatım var değil mi? Şimdi Ebru Gündeş de olsanız, Seda Eren de olsanız, Mahsun Kırmızıgül ya da bilmem ne de olsanız, biraz daha aşağı fark etmez. Belli modacılarla çalışıyorsunuz ve rakamlar değişmiyor. Orkestranızın fiyatları değişmiyor bakın. Ondan sonra, şimdi onlar 5 milyon alıyorsa... Benim orkestram da aynı rakam alıyor. Ebru Gündeş'e atıyorum. Ebru Gündeş'e olduğumuz için hani önümüze örnek. Kostümünü o falancaya diktiriyorsa, aynı falanca işte Gülşah Saraçoğlu diyelim. Fiyatı belli. Ben de Gülşah Saraçoğlu'na diktiriyorum. Ebru Gündeş'e diktiriyor. Şimdi maliyetimiz belli değil mi? Orkestra, kostüm. Ondan sonra işe göre, çünkü tarzına göre kostüm tahmin diktiriyoruz. Maliyet verir misin? Şimdi hayır, söyledim. Onlar çok ayıp şeyler. Şimdi belli ama bizim piyasamız biliyor bunları değil mi? Orkestra rakamları ve kostüm diyelim bizim ana şeyimiz. Evet, evet. Şimdi onun üstüne sanatçının kazanması gerekiyor değil mi? Evet. Ya sen ona 5 milyon veriyorsun da niye ben hak ettiğim rakamı aynı masrafları yaparken çeyreğini alamıyorum? Yani gündem çok acımasız. Ama Seda Eren sahneye çıktığında... Diyorlar ki biz boşuna bu paraları veriyoruz. Çünkü eğlence, sahnede estetik, ses, eğitim. Var sebep her ne? Şey. Niye onlara o kadar veriliyor? Magazin, Seda'ya magazin, popülerite. Magazin. Ama senin de her gün magazin gündeminde değil. Hani tam olur da mu? Hayır, olur şöyle mu? Değil. Lütfen, daha pardon. Fazla yer alan var magazin gündeminde. Evet. Daha fazla yer alan var. İnsanlar dünden bugüne bakın, o bütün organizasyonlara ve menajerlere sorun. Magazinde ben çok cüceyim, çok hanımefendiyim, ailesine düşkünüm. Ama daha magazinel olan insanları tercih ediyorlar. Bırakın onu sahne sanatçısı tercih etmeye kalktıklarında hep aynı isimler döndüğü için ay ben de bu isim o zaman çağırayım oluyor. Tek ele döndü yani, anladınız mı? Evet. Aynı sanatçılar gibi aynı menajerler de çeteleşmiş durumda. O mesela sana gelen işi, sana gelen işi ben diyor ki Seda Eren'i bırak diyor.
iş sahibi Sedar'ın istiyor. Diyor ki ben diyor benim elimde şu var diyor. Biraz daha kıracağım diyor. Onu veriyor hop. Evet böyle şeyler oluyor. Menajerler de o zaman. O yüzden o rakamlar çok güzel. Dengelerini bozuyor. Yani dün ben de hak ediyorum dün, yani. Çok çok ünlü, sahnelerin çok ünlü. Hak ediyorum ise, yani. Emin olun ki hak ediyorum tabii o rakamları. Tabii elbette. Ki. Farkım elbette. Yok çünkü onlardan. Eğitim, tecrübe, sahne. Çıkmadım Türkiye'de. Kurumsal gece, düğün, dernek işte belki de izliyorlar. Kalmadı. Evet biliyoruz. Ama adaletsizlik. Seda yaraya bastın. Şimdi sen de. Popülerlikse popülerlik, eğitim çok önemli şarkılara imza atmış ve şarkılarını başkaları da seslendiriyor. Çok ünlü bir isim. Dün DM'den bana bir şey yazdı ama ismini vermek istemiyor. Müge diyor o isimlere bu rakamlar saçılıyor. Ben daha önce 29 Ekim konserinde menajerimle şöyle bir pazarlık yapılıyor. 29 Ekim. Önemli bir günümüz. Hmm. Yapın bir güzellik. Tabii. Ben dörtte bir fiyatına sahneye çıkarken neden böyle şeyler oluyor diyor. Senin laflarını üzerine aynı. Evet. Bu bahsettiğim kişi çok ünlü bir kişi. Hmm. Ama adını vermek istemedi. Biz okey de diyoruz biliyor musun? Diyoruz ki çünkü bizim acaba belediyemiz... Acaba okey dememek mi gerekiyor? Bilmiyorum. Yani belki de ben sizin hatanız işim oluyor. Yok işimi seviyorum. İşte işi kaybetmemek adına sen okey dediğin müddetçe diğer taraf daha mı bir yukarıda seyrediyor? Yok hep? Orada değil bence. Değil tam tersi. Buradaki iyi niyeti zaten alsalar bu şekilde devam eder. Der ki o bak burada aslında hani daha güzel bir kapı var. Ama o dediğimiz ilk başka yere geliyoruz konu. Ha. Şimdi bugün Sabah Gazetesi Günaydın Ekin'deki olayı zaten Sabah Gazetesi gündeme taşımıştı yaklaşık 10 gün önce. Hakan Uç imzalı bir yazı var. Şimdi sizin ekranda gördüğünüz sevgili izleyiciler Ebru Gündeş'e organizasyon firmasının belediyeye sunduğu teklif belgesi yani kesin bir şey. Şimdi ise organizasyon firmasının belediyeye sunduğu teklif belgesi ortaya çıktı. Bu belgeye göre Ebru Gündeş konseri için belediyeden 16 milyon 215 lira isteniyor. Ebru Gündeş'in kaşe bedeli ise 5 milyon lira. Yani Ebru Gündeş'in istediği rakam 5 milyon. Fakat aradaki organizasyon firması belediyeye dönüp diyor ki 16 milyon 215 bin. Bu durumda organizasyon firmasının göz göre göre sanatçının kaşesini 3 katına çıkartıp belediyeye teklifte bulunduğu görülüyor. Teknik hizmet başlığı altında organizasyon firması belediyeye 16 milyonun ötesinde 52 milyon 800 bin liralık bir fatura daha kesiyor. Ancak böyle bir organizasyonun teknik maliyeti ne kadar? Sadece 10 milyon. Yani aslında şöyle özetleyelim. Asıl olan Ebru Gündeş'in kaşe fiyatı 5 milyon, teknik hizmet bedeli de 10 milyon. Fakat aradaki firma belediyeye nasıl dönüyor? Sanatçı için 16 milyon 215 bin istiyorum diyor 5 milyonluk kaşe için. 10 milyonluk teknik hizmet için de 52 milyon 800 bin lira istiyorum diyor. Ve kıyamet de buradan kopuyor ve yani Ebru Gündeş'i kullanarak aslında 15 milyon olan o rakam yine az değil tabii ki 15 milyon olan o rakam bir anda bedel 69 milyona kadar çıkıyor. Yani burada dediğin gibi Ebru Gündeş'i kullanarak arada fırsatçılar bundan nemalanmak adına fatura üstüne fatura kesiyorlar. Tabii tabii. 10 milyon oraya, 5 milyon oraya, 2 milyon oraya, balona, yok ışığına, yok yoluna. Çünkü bunu yazmaları, kalem kalem yazmaları gerekiyor. Ya burada. 52 milyon. Bir dakika bir şey bu söyleyeceğim. Bu nedir ya? Bu nasıl bir rakamdı? Şimdi bu işi yapan hani belediyede de gelen organizatörler. Çok aşıyor yani çok. Değil mi? Gerçekten Seda, şöyle de bir şey var. Şimdi hepimiz işimizin uzmanıyız değil mi? Çok belediyede de o masada oturup gelen organizasyon şirketine evet ya da hayır diyecek kişinin de bunu bilmesi lazım. Bir dakika ya 52 milyon çok fazla değil mi? Ya Ebru Gündeş için 16 milyon 16,5 milyon istiyorsunuz. Arkadaşım bir Ebru Gündeş'in menajerinde ulaşsana gerçekten rakam bu mu? Böyle sorguladıklarını mı düşünüyorsun? Ama bu yüzden? Sorgulamak da kusura bakma ben de vergimi veriyorum. Ben baştan beri de söyledim. Vergim diye. Niye böyle şişirilmiş faturalara gidiyor? Doğrusun haklısın. Buna da Ankaralıların da sahip çıkması lazım. İstanbul'da olduğu zaman da benim buradan yani verdiğim vergi
memleketin öteki bir kentine de gidebilir. İyi bir işe gidiyorsa helali hoş olsun, daha fazla verelim. Elbette. Ama şimdi bu rakamlara bakınca insanın tüyleri diken diken oluyor. Yani. Evet evet, ama sorgulama kısmı maalesef sorgulanmıyor. Yani orada bilir kişiler. Ama sorgulamak. Yok. Ya belki bütün belediyeler diye genelleme yapmamak lazım. İşini sorgulayan, isimleri sorgulayan, kendi böyle karakterli tipler elbette vardır ama onların sayısının çok az olduğu aşikar. Her yerde böyle değil mi Seda? Yani diyecek ki bir dakika, Seda bu işe emek vermiş, yıllarını vermiş senin dediğin gibi. İşinde iyi. Bunu bir sorgulayalım biz. Bu ne yapıyor, ne ya kadar alıyor? Şimdi, bir bakalım Yelda, ona göre bir taşı malı, belirleyelim. Bir malı alırken bile değil mi pazarda, çarşıda. Şimdi 3 liralık malı sen satıcı olarak bana Müge Hanım 10 bin dersen ben ne diyorum mantıklı bir insan niye, olarak? Ben buradan... Bir dakika ya, ben bunu bir araştırayım diyorum. Kardeşim normalde sen Ebru Gündeş'i sahneye çıkarmak istiyorsan kadının kaşı ücretini de bilmek zorundasın. Önüne böyle şey gibi bir fatura dayadıklarında bir dakika 52 milyon teknik hizmet ne olabilir? Sen şey mi kuruyorsun? Ne bileyim ben. Dünyaca ünlü bir starı getirip burada sahne mi kuruyorsun yani? Sorgulamıyorlar. İşte sorgulamıyorlar. Burada bak, sorgulamazsan başkaları senin yaptığın işi sorgular, evet. İşte. Bu çok daha kötü bir şey, evet. Daha ağır bir şey, evet. Yani. Belediyelerde çalışan insanları bence biraz bakmak gerekiyor. Bu işlerin aradaki fırsatçıları aradan çıkarmaları gerekiyor. Burada aslında bir taraftan da sanatçılar da töhmet altında kalıyor. Tabii, yani tabii, onların tabii. isimleri kullanılarak tabii. onların arkasından paralar cebe nasıl indiriliyor? Haksız ya. Vallahi Ahmet Hakan ne dedi? Hayır dedi, bahsedilen rakamlar değil dedi. İşte önüne birisi geldiği zaman mesleğin ne olursa olsun fırsatçılara izin vermeyeceksin. Evet. Ahmet Hakan bugün güzel yazmış, güzel değinmiş. Belediye konserleri yasaklansın diyor, yasaklansın lafı. Özellikle özel günlerde niye? Güzel çıksınlar ama kontrol ya edilsin. Çok cüzi bir rakama çıksınlar. Bunu tartışmasını daha önce yapmıştık. Diyor ki Ankara Belediyesi Ebru Gündeş'e 69 milyon değil de 45 milyon lira bayılmış. Yahu 45 milyon az mı? Aynen ya. Ya bu Türkiye şartlarındayız. Dünya sadece ülke değil, dünya ekonomik krizden geçerken. Neyse, bu paranın hepsi Ebru Gündeş'e gitmiyormuş. Sahne kurulumuna falan gidiyormuş. İyi de sonuçta konsere 45 milyon lira gitmiyor mu? Evet, gidiyor. Halkın milyonlarının Ebru Gündeş'lere gitmemesi için bu konser işinden vazgeçmeli belediyeler. Vazgeçmezlerse bir biçimde vazgeçmeleri sağlanmalı. Bu sadece bir belediyeye ve Ebru Gündeş'e ait değil. Tüm belediyeleri ve fahiş fiyat çeken tüm sanatçıları eleştiriyor bugünkü köşesinde. Yani Ahmet organizatörler, Hatta. Aradaki fırsatçılar, belediyelerde çalışanların hepsinin artık bu saatten sonra belki de bir yerde bunun gündeme gelmesi iyi oldu Müge, ben sana söyleyeyim. Bence de iyi artık oldu. Artık biraz daha kontrollü. Bence Ebru Gündeş bakın, de bunun arkadaşlar. Gündeme gelmesinden rahatsız değildir. Çünkü gerçek rakamıyla şişirilmiş evet. fiyatlar ortaya Tabii, çıktı. Ortada. Zannedildi ki bu fiyatı 69 milyonu sonra da 45 milyon olarak telaffuz edilen rakamı sanki Ebru Gündeş istiyor. Öyle olmadı da ortaya çıktı. Haberinin olmadığı ortaya çıktı. Fırsatçılar. Zaten ortaya ve çıkacağını fırsat, niye nasıl düşünemezler? Burada cezalandırılması gereken fırsatçılar ve fırsatçılara okey diyen zihniyetler. Evet. Net. Net. Evet. Net. Haydi devam edelim. Neyle devam edelim? Neyle devam edelim? Son mesajla devam edelim. Aşk son meşk olaylarına girelim. Evet. O zaman Allah'ım ya Rabbim ya. Beynimizi yakan bir ilişkiye gidiyoruz. Icardi ve Wanda. Bunlar Galatasaraylı futbolcu artık demeye gerek yok. Çünkü günlerdir onların ilişkisinin içindeki dengesizlikleri konuşuyoruz. Yeni gelişmeler var. Icardi bakın Wanda'dan neden vazgeçemiyor? Bir özetini bir genel bir izleyelim. Mesaj trafiği bitmek bilmedi gerçekten. Wanda Nara'dan Icardi'ye bir darbe daha. Icardi Wanda Nara'ya gönderdiği mesajda neler yazdı? Mesajı Wanda ifşa etti. Icardi ile Wanda'nın arasında sular durulmuyor. Icardi'yi terk edip kendisinden 13 yaş küçük Arjantinli rapçi Ligante ile aşk yaşamaya başlayan Wanda'dan bir hamle daha. Sevgilisiyle önce öpücük ardından yatak pozlarını paylaşan Wanda bu kez de Icardi'nin kendisine attığı telefon mesajını ifşa etti. Mesajda Icardi Wanda'ya sen benim zayıflığım, benim gücüm, benim prensesimsin, sevdiğim kadınımsın diyor ve geri dönmesi için lütfen bize izin ver diyerek adeta yalvarıyor. Müzik
Icardi'nin Dön Ne Olur diye metiyeler dizdiği Wanda'nın cevabı kısa ve net oluyor. Üzgünüm, artık bitti. Bu kadarla da kalmadı Wanda ve Icardi'nin sakatlığını açıklamasının hemen ardından dans ettiği bir video yayınladı. Wanda, Icardi'yi çıldırtmaya kararlı gibi görünürken Galatasaraylı taraftarlar harekete geçti ve Wanda'nın sevgilisi Ligante'nin hesabını şikayet edip kapattırdı. Ligante ise Wanda'nın hesabından Galatasaray taraftarlarını kızdıracak açıklamalar yaptı. Peki Wanda, Icardi'yi neden çıldırtmaya çalışıyor? Bizim beynimiz yandı. Şimdi baştan başlayalım mı? Bugün haberlerde böyle bir kronoloji var sevgili seyirciler. Şimdi yıllar önce Icardi bir tekne tatilinde karısını, arkadaşının karısını elinden alıyor. Ailecek tatil yapıyorlar. O da Wanda. O da Wanda. Evet. Wanda yani... bir başkasıyla evli. Max Lopez. O da takım arkadaşı bu. Evet. İkisi. Herkes arkadaş. Herkes arkadaş. Ve tekne tatiline çağırıyor takım arkadaşını. Bana yar olur mu? O zaman başkasını bir takımda oynuyorlar. Ahlaksızı. İtalya'da bir takımda oynuyorlar. Gel diyor, biz ailece tatil yapıyoruz. Bu da erkeğin ahlaksızı. Evet. Ecnebi ama ahlak aynı. Evet. Bu üçlü tatilden sonra iki kişi kalıyor. Aradaki kişi Lopez çıkıyor. Sonra İtalya'da birlikte oluyorlar. Sonra evleniyorlar, iki tane çocukları oluyorlar. Ama Lopez'in laneti. Bir türlü mutluluk onları bulamıyor. Bulamıyor. Çünkü Wanda, kocasını aldatarak gelmiş Wanda duramıyor yerinde. Sanırım gitmek de istiyor değil mi? Buna rağmen Wanda ayrılmak istiyor. Artık. Icardi bırakmıyor. İki yıl önce Arjantinli. Yani sizden takip ederim hayatım. Evet, aynen. Bak, iki yıl önce Arjantinli bir rapçi buluyor. 13, kendinden 13 yaş küçük. Gel seninle klip çekelim diyor. Yatakta böyle haşna fişne klip çekiyorlar. Ve orada aşk başlamış meğerse. Evet. Sonrasında bir türlü Wanda Icardi'ye daha şey yapamıyor. Hani böyle bir eş olmadı. İkide bir şey yapıyorlar, kavga ediyorlar, evi küsüyorlar, terk ediyor. Bir terk ediyor. Her terk edişinde o Wanda daha tatlı hale geliyor Icardi için. Tuhaf olan taraf bu. Çünkü Wanda durmuyor. Zaten terk edişinin sebebinde hayatına mutlaka birilerini sokuyor ama Icardi'yle evliliği de var. Icardi ile de evliliği devam ediyor. Icardi Wanda gitmesine ve başkalarıyla ilişki yaşamasına rağmen lütfen geri dön diyor. Ben seni çok seviyorum. Senden vazgeçemem diyor sevgili seyirciler. İnanabiliyor musunuz? O zaman Icardi'ye bir şarkı armağan edelim. Ne? Gitti de gitti. Damara bağlısın artık. Evet. Sevgilin gitti. Ağlayalım birlikte. Icardi hiç yakışmıyor yani. Bütün karizmayı çizdiriyor. Bu arada Icardi Simge'nin Simge'yi takibe aldı. Simge de ona like attı. Aşkın Olayım şarkısı bir kez daha gündeme geldi. Hop, Wanda'dan bir hamle geldi. Hamle de şu. Icardi ile son mesajını ifşa etti. Yalvarıyor. O mesajı bir daha alalım. Adam bir başkasıyla birlikte olan karısına dön diye yalvarıyor. O mesajı alalım arkadaşlar. Lütfen bize izin ver diyor. Evet. Sen benim aynı zamanda zayıflığımsın ama aynı zamanda gücümsün diyor. Wanda da diyor ki üzgünüm, artık bitti. Wanda net bu arada. Geçecek, iyileşecek bir şeyler diyor. Wanda'nın mesajı başına gelenlerden o da sakatlıktan sonra. O kadar olay var ki giriyor. Evet. Peki Icardi sakatlandıktan sonra Wanda'nın mesajına geçiyoruz. Başına gelenlerden dolayı çok üzgünüm. O diz bir süredir zaten kötüydü. Şimdi bu olanları atlattıktan sonra iyileş ve neye ihtiyacın olursa bana güven diyor Wanda sevgili seyirciler. En iyileri Roma'da, Roma'ya çağırıyor. Dizine bakarız yani, orada tedavi ettiririz. En iyi şekilde tedavi olmaktan çekinme. İyileşme süreci önemli ve her şey iyi olacak. Bana nasıl yardımcı olabileceğimi söyle, bana güvenebilirsin diyor Wanda. Bir daha tekrarlıyorum. Wanda Icardi'ye diyor ki bana güvenebilirsin. Bu arada niye Wanda ısrarla kudurtuyor Icardi'ye? Şöyle bir şey, yani konuşulanlar kuliste. Ne? Kulis arkası. Şimdi ayrıldı ve gitti diye. Evet, evet. Wanda... milyon eurolar kazanan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu bütün kredi kartlarını iptal ettirdi. Wanda'yı öyle bıraktı. Tamam. Hadi, orada bir hareket olmuş. İki tane çocukları var. Wanda'nın mesleğine yani Wanda şarkı söylüyor. Tamam. Biraz menajerlik yapıyor falan. Modellik böyle yapmış. Modellik yapıyor. O da ne işi var yani. Konusunda bir kafamız ama işi var, çalışıyor. Evet. Yani, her çorbada tuzu var Boğaç'ın dediği gibi.
Buna bir de simgeyle yakınlaşması, taraftarın da Vanda'yı bırak simgeyle birlikte ol demesi, iptal edilen kredi kartları falan filan. Vanda'dan habire hamle geliyor. Ne hamlesi geliyor? Son mesajı ifşa ediyor. Ne hamlesi geliyor? O Arjantinli çocukla, Legante'yle yatak pozları, evet, öpüşme evet, pozları. Evet, evet. Daha fazlası da geldi. Onun da hesabı eklenmiş galiba. İddiaya göre Galatasaraylı taraftarlar spam atıyorlar. Yani bu görüntüleri Legante'ye görmek istemiyoruz Legante'ye. Ve Legante'nin hesabı gitti. Legante ne yaptı? Vanda'nın hesabından girip Galatasaraylılara der yansın. Der yansın. Yani olay artık şey bir vaziyette geldi. Beynimin yanan bir tarafını soracağım. Seda, Müge. Bu kredi kartları iptal edildi diyorsun. Yani artık Vanda sıkıştı. Ya tam tersini yapması lazım kadının. Çünkü kartlar iptal edildiyse biraz daha yumuşak gitmesi gerekiyor. Eğer Icardi'den alması gereken daha paralar daha gitti. Beter onu gaza getirecek. Kart değil, başka şeyleri de iptal edecek hali. Bence Vanda Icardi'ye öyle bir güveniyor, öyle bir çözmüş ki ondan vazgeçemeyeceğini çok iyi biliyor. Ya insan bu kadar şeyden sonra vazgeçmiyor. Ya alay eder gibi şey diyor yani, her sağlık konusunda yanındayım, bana güvenebilirsin. Evet, evet, bana güvenebilirsin. Yani o ayrı, bu ayrı. Evet. Icardi ne diyor? Bize izin ver. Evet. Lütfen bize izin ver. Hani... Çok güzel bir sevgi, aşk değil mi? Böyle bir şey. Evet, ortada devam. bir de yavruları oldu. Yavru. Kendilerinden 13 yaş küçük Arjantinli rapçi. O da öyle dişlerini. Ayrılırlar mı ya? Ha? Baksana. Müge var ya, evde kız kıza sanki kahvemizi içiyor. Baksana, ben bakar bakmaz. Yok böyle, bu kadar tatlı. Dövmelerine ya. Falan değil, olmayan dişine takılıyorum ya. O öyle işte, o bir onların ne, o da mı moda? Jargonunda, hayır, onlarda öyle bir larçlık, genişlik var yani, o dişe boş olması. Hayatım, bunlar genişliğin ötesine geçmişler. Böyle çok genişlemişler. Ben şöyle bir şey düşünüyorum. Aile genişlemiş. Evet, geniş aile. Şimdi Icardi de çok şeffaf. Vanda da çok şeffaf. Yani ikisi de kendilerini farklı yansıtmıyorlar. İkisi de olduklarını birebir yansıtıyorlar. Burada alkışlıyorum. Çünkü oynamıyorlar. Ne Vanda oynuyor, kıvırıyor. Baksana, yaptığı şey aleni ortada. Icardi'nin yalvarmaları aleni sosyal medyadan paylaşımlarla. Yani iki taraf da oynamıyor. Yani tüm rezillikleri yansıtıyorlar. Ama bir yandan şimdi da bir yandan pencere da açacağım. Belki de çok hoşlarına geliyor gündeme gelmek. İşin içinde oyun da olabilir. Ha, oyun kısmı mı? Ya insan bu kadar rezilliği, bu kadar kepazeliği ortaya dökmek. Yani bu, ben bunun oyun olduğunu düşünmüyorum. Ya bir takımda sonuçta yıldız bir futbolcusun. Şimdi sakatlandı ve sahalardan bir süre uzak kalacak, sezonu oyun kapatacak. Bence moral bozukluğundan o. Çok sakatlık. Bu arada elbette olabilir ama oyun olduğunu düşünmüyorum. Tam şuraya bağlayacaktım. De şeffaf dedim ya bunlar. Tüm rezillikleri ortada bence, ve şeffafça evet, paylaşıyorlar. Biraz şeffaflar, rahatlar. Şu rezilliklerin alasını yapan. Tabii. Ama görüntüde öyle kesinlikle ahlaklı, o doğru kadar söylüyor. Böyle duruşuyla sana ahlak dersi, evlilik dersi, veren, ilişki var, dersi, var, kadınlık aynen. dersi, insanlık dersi veren... Öyle kepazeler var ki. Kesinlikle. Çok özür dilerim sevgili seyirciler. Asıl zaten onlar. Kesinlikle. En azından Icardi ile Vanda her şey var. Ortadalar. Yaşadıklar. Diğerleri bence... böyle kıvıra 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 böyle yol alıyorlar. Tabii. Bir de böyle meydan okuyorlar. Hem böyle de nasıl? Storylerden, hem Instagram'lardan. Nasıl? Oo, ahlak burada mı falan. Ben... Ama yani geçmişler öyle söylemiyor. Evet. Google öyle söylemiyor falan filan. Evet, evet. İki yıldır bu olayları yaşıyorlar. Biz ikinci yılın sonunda patlamış şeyleri izliyoruz. Ama devam edebilir mi? Gelir. Ne gelecek daha? Müge ne kaldı? Şimdi bunlar bizim kültürümüz gelecek. Olmadığı için Avrupa'da biliyorsunuz her şey sansasyonla yürüyor. Bizde magazinen denilen şey, onlarda daha ileri boyutta sansasyon. Onlar için gerçekten senin şeffaf dediğin şey gerçekten şeffaf ve normali. Bizim için gerçekten tüy kaka ayıp, vah vah, Allah sizi kahretmesin. Onlar için bu şeffaflık gerçekten öyle, Avrupa'da böyle. Sistemi böyle yürütüyorlar. Çünkü öyle, Vanda, onların normal bir şeyi bu. Arjantin'de falan. Aldatınca ben seni aldattım, artık ayrılmak istiyorum. Evet. Ya da ben seni aldatacağım, ayrılmak istiyorum. Onlar bu kadar yani Avrupalılar daha şey, daha farklı. Kadın şey, bizimkiler gizli gizli yapıyordu, ne oluyor? Tabii. Abi korumuyoruz bunu, asla korumuyorum, asla savunmuyorum bunu. Bize zaten uymuyor. Yok, bizim kültürümüze evet, de o ayrı şey. Ama bir de öyle bir taraf var, o daha içler acısı. Orada çok rezil bence. Aman Seda, onlar da ortaya çıkıyor. Hadi o ama kimse konuşamıyor. Pardon? Konuşamıyor, evet. Niye? Birçok şeyi konuştuk. Hayır, bazı bildiğimiz şeyleri konuştuk.
Ama bilmediklerimizi de bilmiyoruz. Ne yapalım? Biri bildirsin o zaman. Ama her bildiğimizi konuşamadığımız tabii gerçek. Daha neyi bileceksiniz? Neyi bileceksiniz? Her bildiğimizi konuşamadık. Konuştuk. Ucundan bucağından girdik konuştuk. Yemin ederim bu masada konuştuk. Zaman zaman başımız derde de girdi. Şikayet de edildik. Hmm. Sana dava da açıldı ama konuştuk. Diyorsun. Ama bilmediğim bir şey varsa söyle onu da konuşayım yani. Evet. Peki hadi haberlerimize devam engel edelim. Engel tanımaz Müge diyelim o zaman. Hayır. Arkadaşlarımız da engel tanımaz. Da. Hani ben şöyle kendimi bir engel... Müge. Gaz veriyorum. Peki haberlerle devam edelim. Masterchef'e gidelim. Gidelim. Beyza'ya. Ay Beyza. Evet o Beyza'nın yüzünün güzelliğine. Ben onu gördüm. Ah beyninden kaynar sular döküldü. Evet. Dedim ne oldu? Ne oldu en son onu... Hadi izleyelim ne olduğuna bakalım. Dün gece yayınlanan bölümde Beyza bu arada Fransa'dan yarışmaya katılıyor sevgili seyirciler. Zaten izleyenler Beyza'nın fanıdır. Çok iyi işler çıkarıyor, çok güzel yemekler yapıyor. Uşak'ta o talihsiz kaza meydana geliyor. Uşağa gidiyorlar orada işte oranın yemeklerini yaparken tepsiyle o ne yazık ki böreği yani çevirirken. Çok işte görünmez kaza olsun. Denilen bu ama. İzlerken ben de çok üzüldüm. Evet. Çok iyi bakılmış bir durumda. Çok az bir şeyi kalmış, tedavisi kalmış. Birazcık sorguladım. Aldığım bilgiler minicik bir şey var. Bir iz kalma durumu var ama o da iyileşecek. Toparlar. Tabii ki o da iyileşecek. İnsan tedavisi. Genç olunca evet. Vücut daha sıkı devam toparlıyor ama o kadar güzel bir yüzü var ki. Maşallah. Herkes bütün ekibin lokomotifi. Nazar değdi bence. Evet. Yani evet. Bazen de nazar denilen şeye. Evet. İnsan. Her kim nerede hasa şifa bekliyorsa Beyza'la birlikte şifa bulsun. İyileşecek yarışmaya o. Da devam ediyormuş. Yarışmaya çok sevindim. O zaten yani. Moral verir, enerji verir. İyileşme sürecini her zaman aynen, derim ben hızlandırır. Aynen. Dün bütün arkadaşları dünkü bölümde böyle herkes duygulandı, herkes ağladı ama Beyza dün yaptığı yemekle birinci oldu. Evet. En azından ödülü aldı öyle diyelim. Mutfak kazaları çok fena. Çok fena. Yani bak Beyza'dan yola çıkarak aklıma bazen şeyler geliyor da çok dikkat çok etmek tehlikeli. Lazım. Aman dikkat edin. Kesinlikle. Size. Evet. Beyza artık MasterChef'te diyelim. MasterChef. Diyelim. Evet. Diyelim. Evet. Şimdi sırada beklenen Pınar Deniz'in hamileliği ve bebeğin cinsiyeti belli oldu. Bebeğin cinsiyetinin belli olmasından öte acaba istediği bir cinsiyet mi? Orada birazcık sanki minicik bir şey var değil mi? Vallahi zaten ne bebeğin olmuş? Cinsiyeti belli kız olmuştu. Arkadaşımız Umut şey soruyor. Hani Müge'nin beni düzeltmesi. Hayır. Çünkü orada da düzeltiyor Pınar. Öyle mi? Tabii. Burada da beni düzeltiyorsun. Evet, Umut da orada düzeltiyor. Aydın o bebeğin cinsiyetini de bilmeyen burada ben. İki hafta önce açıkladı. Çatlıyorum söyle. Erkek olacaktı. İki hafta önce. Tamam. Okay. Evet. Pardon, hayatım ben geriden geliyorum. Çocuk var ya bende ikisi okul hastalıklar hastalıklar böyle geri kalıyorum özür dilerim. En azından Seda'ya bilgi vermiş oldum. Seda'ya bilgi vermiş oldum. Erkek. Ama Umut ona bir şey soruyor. Erkek bebek beklemesinin üzerine. Ona değişik bir cevap veriyor. Evet. Tamam. Peki hadi. Kendimi almadım. Arkadaşım bebeğini aldı. Tamam mı? Ben kendim yine bakmış. Bak kendim yine bakmış dostunuz diye. Şimdi de diyoruz ama hayatınızda neler değişti? Hayatımda neleri her değişti, şey değişti. Neleri canım. Değiştirdiniz? Ne değişmeyecek hayatımda? Mesela açsak yani, biraz. İşte her şey değişti. Artık iki kişilik düşünüyorum. Her şeye dikkat etmeye çalışıyorum. Spor yaparken bile bütün rutinlerimi değiştirmeye başladım. O yüzden hayatımda her şey değişiyor. Annelerden tavsiyeler almaya başladınız mı acaba size de? Demin bir... Yakalamıştır mesela. Evet evet yani göbeğimi gören herkes şey... Ama bir şey... Kapatayım da. Bir şey yok ya yani şu an için. Evet. Küçük var. Küçük var. Aynen. Kan beyni neler hissediyor mesela? Ya heyecan... Çok heyecanlı. Tabii ki ilk defa baba oluyor. Çok mutlu, çok heyecanlı. Ben de farklı bir şey yaşıyorum. O yüzden ben de çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Kendimi büyük ihtimalle şimdi sosyal medyada görünce kendinden nefret edeceğim. Ne olsun. İsim de düşünmüyordur ama. İsmi... Yok mu bir? Var mı tavsiyeniz? Yok. Ben, yani biz bulamıyoruz. Hani mesela... Erkek ismi zormuş. Baby shower'lar falan. Yok kutlamalar. Ben... Yapar mısın? Balon patlatmalar falan. Ya böyle söyledim, baby shower yapmam dedim. Sonra böyle en büyük baby shower yaparım korkuyorum. Ama şey ben o konuda üşengeç biriyim. Yani bir arkadaşım anca yapacak falan yoksa ben... Ama daha var ama hani var. Yurt dışında mı olacak, Amerika'da mı olacak? İnşallah burada olacak. Burada bakın. Peki şunu da sorayım. Normal doğum istersiniz muhtemelen. Çünkü onun da bir sürü yöntemi var. İşte suda, hipnoz biliyorsunuz. Bakalım. Bu araştırmıyor musunuz? Valla arkadaşıma geç kalacağız. Tamamdır. Teşekkür ediyoruz. Çok şıksınız bu arada. Çok sormayın. Hızlıca çıktı. Efendim peki bir de şunu soracağım. Tabii sağlıklı olması önemli de muhakkak sağlıklı olsun da kız erkek ne bileyim hani hep böyle bir kız çocuğu olsun ister ya. Aslında kadınlar da erkekler de. Hani ilk çocuğu mesela kız çocuğu olanlar şanslıdır derler. Oğlum inşallah ileride buna üzülmez. Ben kız çocuğu diye hayal etmiştim.
Ama tabii ki şu an erkek olduğu için de çok mutlu. Evet, kız çocuğu hayal ediyordum ama cinsiyeti erkek diyor. Evet. Ya ama şimdi kendi de çok narin böyle hani bıcı bıcı bir kız ya. Evet. Şimdi mesela kız çocuğu evet daha hani şeydir. Mesela öyle narin kadınlar kız çocuğum olsun ister. Çünkü yani güzel giydirir, yanı başında her yere götürebilir. Oyuncak gibi oynayacak. Aile terbiyesini verirsin, eğitimi güzel aldırırsın. En kötü korumak için fanus gibi dizinin dibinden ayırmazsın vesaire. Ama erkek çocuğu her anlamda zor. Hele bende iki tane var, öyle olanlar da bilir. Evet. Ondan sonra ekran başında hem hareketli... Hem yorucu, Seda bitmiyor, sonra, evet. Durmuyorlar. Anladın mı? Bir de onlara eğitim vermek kız çocuğundan ondan sonra özellikle ahlaki, anladın mı? Kültürel eğitimi çok daha önemli. Daha çok anneden emekli. Alırlar erkek tabii. Çocukları. Evet, en çok anne yoruluyor burada. Evet. Anne erkekleşiyor daha doğrusu. Dişiliğini unutuyor. Ama güzel bir tarafı anneye de böyle bir sevgi, aşk dolu kıskançlıkla. Babanın artık yapmadığını onlar yapıyor. Yok, değil mi? Tabii. Yani, ne yapıyorlar? Onlar biraz daha büyüsün sana tabii, ne yapacaklar? Tabii. Ne yapıyorlar babanın yaptığı? Anne, onu mu giydin? Hı. Ondan sonra aşkım anne. Ne güzel olmuşum. Ay çok. Onu bence onu çıkar, şunu giy gibi. Aa, artık baba o görevini çocuklara devrediyor. Sende tatlılıkları var. Böyle koruyup kollama hali geliyor. Tabii ona biraz aşkım annem canım. O kısımları çok güzel. Ama Allah hayırlı evlat etsin. Amin. Tabii ki kesin. Kendilerine, vatana, millete, cumhuriyetimize erkek evlat ama sen kız gibi fanusta koruyamıyorsun. Sen böyle burada şıkır şıkır fıkır fıkır Barbie bebek modeli. Ama evde ha, yok, bildiğim bir de görünmeyen bir, yüzüm bir var. Bir de evdeki yüzü Recep İvedik. Osman, İzleyelim evdeki haline bir bakacağım. Yani oğlum! Ateşten yapma nefes. Oğlum sen ne yapıyorsun? Bak beni cici kadın anne. Komşular duyacak. Sende de bir var komşu şey. Elalem ne der? Öyle büyüdük mü? Ben, ya, annem beni öyle büyüttü. Öyle büyüdük. Elalem ne der? Elalem ne der? Evet. Sorun orada. Kimse hadi elalem olarak senin evde bu süslü püslü görüntünün arkasında neler olduğuna bakalım. Nasıl? İşte sahnedeki ve programdaki Seda ile evdeki Seda. Ya ama işte altın, evdeki Seda da çok süslü. Yine süslü. Ben oradaki Seda'yı çok daha seviyorum. Bu Seda benim için kolay. Yani mesleğin işini yapmak. Oradaki Seda beni daha mutlu ediyor. Çünkü ben orada evim, ailem, bizim öyle büyüdüm ya, altın kızlar modeliydik. Anneanne, anne, abla, ben 4-3 kuşak gördüm. Üçünden de Allah razı olsun çok güzel emekleri var üzerimde. Gördüklerimi günümüz ne kadar değişse de, modernleşse de, zaman da kalmasa bir şekilde öyle büyümüşüm ya. Kendimi yapmak, zaman ayırmak ve onun keyfini ben çocukken yaşadığım için çocuklarımın da yaşamasını istiyorum. Mesela el öptürünce mesela video paylaşıyorum, saatler olsun diyorum, el öptürüyorum. Diyor ki o nesil mi kaldı bilmem ne. Kalsın ya. Kalsın, evet. Ben bundan mutluluk duyuyordum ve... Annem de, büyüklerim de, babam da, anneannem de mutluluk duyuyordu. Şimdi mesela çocuklar ben onu demeden geliyorlar. Ellerim hep yok. Senin, çok güzel. Sen dışarıdan göründüğünde hiç bunları yapan bir kadın görüntüsü çok yok. Çok güzel bir kuşak. Ama evde çocuklarına imtina gösteriyorsun ama şu bir çünkü kesin. Çünkü ailemin kadınları çok şanslıyım. Almışsın yani oradan. Yani çok güzel kadınlar. Evet. Ne öyle ailesini kadınlarından alıp ama hayatında onu devam ettirmeyen örnekler de var. Ben biraz da sevmek ya. Ben seviyorum. Sen ne seviyorsun? Yedireyim, içireyim, evet, yapayım, evet. Ağırlayayım, arkadaşlarım olsun, dostlarımı misafir geldim. Çok geliyor mu? Severim. Yani dostlarım, sayılı dostlarınız var ya, onları ben kendim ağırlamayı daha çok seviyorum dışarıda görüşmektense. Ev gerçekten yemekleri kendin mi yapıyorsun? Evet, dostlarına? Yapıyor. Evet, ya, evet. Kendi evet. Yapıyor. Oturup yanımda çalışan çok kadın olmuştur. Arasınlar, bağlansınlar yani. Peki mesela ben öğretirim yemekleri, ben gösteririm, ben yaparım. Peki bu kadar geleneksel bir yapın var bir taraftan. Ama modern dünyanın da içindesin. Evet. Çocuklarına hamileyken, ilk çocuğuna hamileyken, ilk oğluna hamileyken böyle isim konusunda düşünüp kafandan böyle geçirdiğin ama koyamadığın isim oldu mu? Ya da kim karar verdi? Şöyle, benim soyadım, eşimden aldığım soyadı çok sevdim ben. Hı-hı. Nefesoğlu. Hı-hı. Ondan sonra erkek çocuk doğacak. Düşündüm, nefes olsun dedim. Hı-hı. Yani şey, deniz gibi, güneş gibi, ada gibi, unisex bir isim. Evet. Ondan sonra aile de beğendi. Sonra 7 ya da 8. ay tam hatırlamıyorum. Rüyasını gördüm. Rüyamda o ismi dedim ki hani böyle şey yapanlar da var. Olsun mu olmasın diye ailemde karar veremeyenler var. Olsun mu dedim. Rüyamdaki adam bana olsun dedi. Eşime çok benzeyen bir adamdı rüyamda gördüğümde. Nefes koy dedi. Çok şey olacak dedi. İyi olacak dedi.
Ondan sonra nefesi öyle koydum. Nefes oldu. Nefes. Ateşi de yalvardım eşime. Kimlik giderken. Ne olur ateş koyma. Ne olur ateş koyma. Ne olur koyma ateş. Diye. Akrep burcu ateş bir evet. de. Ondan sonra arasına da kan koyduk. Yani çifişim yumuşatmak için. Ondan sonra öbürkünü eşim istedi. İkinci çocuğa isim bulamadığım için eşim koydu. Ay vallahi. İsim bulabilseydi. Hiçbir tane mi gelmedi isim Seda? Nefer mesela. Nefer. O da çok ağır. Hmm. O. Ben biraz anlamı şeyim. Anlamı güzel. Hani, anlamı çok güzel. Evet, bir sağlı bir. Evet. Peki isimlerini taşıyor ateş gibi mi? Aynen Müge. Aynen. Akrep burcu sana geçmiş olsun. Öbürküsü de tam baba. Hani soyadı sevdim ya nefes. Oğlum nefes. Ağır abi. Muhabbet arkadaşı. Ateşli sinirleri güzel yakar. Sen ikinci çocuğa isim bulamadın ve eşin koydu ateş. Evet. Bak Atiye de doğacak kızına ismi buldu sonuçta. Kızına. Da buldu. Hayırlı olsun. Evet, değişik ama bir isim. Ne nasıl bir isim buldu? İzleyelim. Ama en azından kendi istediği ismi koydu. Senin gibi değil Seda. Bakalım. İşte ona karar veremedik hala. Ben Mavera ismini çok beğeniyorum. Hani görünenin ötesinde manasında olduğu için çok hoşuma gidiyor. Ama Ferah Feza pek beğenmiyor. O yüzden de emin değilim şu anda. Yani hep beraber ailece karar vereceğiz. Belki de doğduktan sonra artık. Evet, üçüncü kızına hamile, üstelik ikinci kızı daha bir yaşında, bir yaş iki maşallah, aylık ard arda geldi bebekler ve bebeğine koyacağı isim Mavera. Yani Mavera görülenin ötesi öteki evren anlamına geliyormuş. Mavera. Ama ailede bir karşı çıkmışlar. Mavera. Hem 5 yaşındaki kızı istemiyorum Mavera demiş. Ne kadar zor. Eşi de demiş ki Mavera yerine başka bir isim bulsak. Şu an bir isim kargaşası yaşıyorlar. Anlamı güzel ama isimlerin telaffuzu çok önemli. Mavera. Yani çocukları zorlamamalı ya da söylerken de Mavera. Kulağına nasıl geliyor? Yani söylemi yani, nasıl geliyor? Mavera. Zorlanıyor. Ben mavi gibi. Bak Müge ne kolay. Onu Seda. Kısaltırsın. Evet. Mavi diye kısaltırsın. Ama Mavera. İşte o zaman da hiç kimse adını evet, söyleyemeyecek evet. yani. Öyle de bir yani, durum var. Mavera. Bir de derler ya isim bir süre sonra kaderin olur diye. Anlamıyla örtüşüyor. Evet çünkü. Anlamı güzel. Öteki evren, görülenin evet. ötesi. Belki işte hissiyatı çok kuvvetli bir çocuk olacak. Yani gördüğünün ötesini hissiyat. Çünkü gerçekten anlamlarıyla taşıyor. Bazen isimler. İsimleri çok mu zorluyoruz ya? Böyle yeni modern isimler evet. de var ya. Bence halbuki net. Böyle güzel, bence... net. Hemen söylenebilen, evet. bilmiyorum ben biraz eskiciyim. Yo, ben de sana katılıyorum. Eski isimleri daha çok seviyorum. Seda. Evet. Kız deyince benim aklıma birinci sırada bir isim var. Ne? Söylemiştin sen bunu Ayşe. Ayşe. Ne kadar güzel bir isim Ayşe, Ayşe Zeynep. Ayşe Zeynep. Falan. Ama benim kızım olsaydı ismini şu anki halimden çok memnunum. Ya. Eğer öyle bir Allah öyle nasip etseydi Dünya koyacaktım ismini mesela. Ha, dünya da güzel. Dünyam diye seversin. Öyle bir nefesim ya. Tabii. Da taşım diye. Dünya da güzel bir isim. Bak kız annesi. Dünya ismini koyan yok. Var mı? Var var. Ha, var çok mı? Çok yani nadir. Çok değil. Çok yok. Ama benim ünlüler arasında. Bir şey geldi. Özgür Birinci. Kızı Mercan'a hamileyken evet. arkadaşlarımız mikrofonu uzatıyor. Kızınıza ne isim koymak istersiniz? Ya buldum bir isim ama eşim ve ailem istemiyor diye. İsim ne? Ne? Tahmin edemezsiniz. Üzüm. Üzüm. Ha, ay hatırladım. Ha, çocuğu yani üzüm diye çağıracağız. Güzel ama. Ya hayır ya. Ay güzel. Ya. Şeyin neydi? Üzüm. Okan Bayülgen'in Okan Bayülgen miydi? Nurgül Yeşilçay mı? Şeker mi? Küp şeker mi diyordu? O da böyle bir komik bir şey. Bence espri olsun diye. Şeker şeyle. Küp şeker küp. Nurgül Yeşilçay mıydı? Kızı şekerdi. Peker Açıkalı'nın kızı. Peker Açıkalı'nın kızı. Yok küp şeker küp. Yine küp öyle şeker bir şey, muhabbeti vardı yıllar İsim önce. İsim bayağı resmi küp şeker. Okan evet. Bayülgen'in kızının adı İstanbul. İstanbul evet o da çok sonra, güzel. Ama bak İstanbul çok demiyor güzel. Başka bir isimle ben çağırıyor. Ben geçen gün bir isim duydum o gerçekten çok ilginçti. Şehriye. Şehriye. Allah'ım. Ya bir de takarken gerçekten. Şey lakap şeyleri var ya onlara yani dikkat acaba, etmek gerekiyor biliyor dedim musun? Yanlış mı duyuyorum gerçekten Şehriye ismi ve sordum neden Şehriye yani hani. Ha. Şehriye pilavı yaparken mi aldık? Hayır. O dönem Şehriye onlar için işte onların yöresinde yöreyi şu an unuttum Karadeniz ya da Doğu'ydu gerçekten yanlış olmasın. Onların yöresinde bir anlamı var Şehriye'nin yani. Şu an anlamını hatırlamıyorum. Ama bereketli böyle olsun. Doğdukları yerin bir anlamı. Hani yaşları 70-80'lerde olanlar da var galiba öyle isim. Bana pek bir yabancı Şehriye. Gelmedi de sen şimdi Şehriye deyince aklıma Şehriye çocuğu. Çok zorbalık geldi. Olduğu için içeride. Çocuklar küçükken zorluk çekiyor bu isim konularında. Hani tabii akran ya. Zorbalıkları da
döneminde, belirli yaşlarda. O yüzden küçükken, isim çok önemli koyarken. Tabii. Evet. Çocuklar küçükken tamam isim konusunda zorluk çekiyor. Annelerin de zorluk çektiği başka bir konu dadılar. Şimdi Atiye 3. bebeğinin doğurmasına bir ay kalmış, dadı falan her şeyi organize etmiş ama dadı evden kaçmış. Neden kaçmış izleyin. Bizde oldu yani çok sevdiğimiz, çok güvendiğimiz bir arkadaş bir anda ortadan kayboldu. Biz de dedik acaba hani bir şey mi geldi kızın başına? Hani polislerle görüştük, işte herkesle görüştük, bütün ajanslarla bulunamadı. Ama sonradan ortaya çıktı. Aslında neyse yani çok var öyle hikayeler. Şimdi, dadılarda öyle sorunlar oluyor. Evet, şimdi Atiye demiş ki arkadaşımız Hüseyin Altun imzalı haber bu. Şimdi telefonlarına ulaşamadık, panik olduk, polise başvurduk, bakıcı ajansıyla irtibata geçtik. Sonra öğrendik ki kendi ülkesine dönmüş ama bize haber vermemiş. Arkadaşlarımızla konuşurken aslında bunların onların da başından geçtiğini, artık bu tür maceraların doğal olduğunu öğrendik. Kaçıncı çocuk şimdi Atiye'de, özür diliyorum. Ha, 3 çocuktan sonra bakıcıya, yardımcıya gerek yok. Çünkü çocuklar kendi kendine düşeye kalka birbirine öğrete öğrete. Öbürkü zaten 2 tane kardeş görüyor. Hop! 6 aylıktan itibaren şey gibi olur zaten. 3 yaşında zekada olur. Çünkü ha, öyle ikincisini ben yaşadım. Her şeyi emerken daha görüyor göğsünde. O yüzden gerek yok Atiye. 3'ü birlikte hop, eskiden öyleymiş. Ama burada 3-4 çocuk o yüzden yaparlar. Rahat rahat. Çocuklar birlikte yiyorlar. Birbirlerini birlikte böyle destekleyerek büyüsünler abi diye. Ya da acaba dadı şu yüzden mi kaçtı? Baktı ki evin kadını 3.'yü de doğuruyor ve röportajda da diyor ki hemen sonrasında 4.'yü yapacağım. Aman Allah'ım ben bu evden kurtulayım. Zaten aklın yolu bir, evde çalışan bir kadın habersiz niye gitsin? Tabii ki kaçmış. Net kaçmış. Kaçmış. Yoksa ama der değil mi? Ya. Mesela teşekkür ederim işte tabii, beraber bunca işte aylar baktı geçirdik. Doğurmaya kadın devam. Tabii. Bunlar böyle kaçıyorlar, habersiz kaçıyorlar. Çünkü bunalınca kaçıyorlar. Evet. Yani. Ya da anlaşma şartları uygun olmayınca evet, gitmek istiyorlar. Ama insan bir veda etmez mi? Veda etmeden çok gider mi? Kapıyı. Evet. Bir şey yaşan, mutlaka bir şey yaşanmıştır. Evet. Yani çünkü daha önce yaşadığımız örnekler. İşte ya da aile büyüyor, ben artık bu aileyi kaldıramayacağım diyebilir. Kadın eve girdiğinde bir çocuk vardı, 2, şimdi 3. Ama onlarda bir şımarık haller bu arada, o dadılarda işte dünya kadar para alıyorlar. Öyle babalarının hayrına bakmıyorlar çocuklara Seda. Şu an dadı, o konulara girmiyorum. Evet, o dadı çocuklarım ücretleri çok eğer yüksek, çok çok iyi bir dadıysa, donanımlı bir dadıysa, yurt dışından özel getiriliyorsa, çünkü bazı evler, bazı aileler öyle tercih ediyor. 50 bine kadar çıkmıştı. Evet, ben sana daha güncel rakam versem dersin ki Yelda sen artık abartıyorsun bu rakamları, kalk git buradan dersin. Öyle 50 bin falan da değil. 50'nin de mi üstünde? Ya şey yapmayın yani, niye bunları konuşuyorsunuz ki? Çok ayıp şeyler şimdi yani, o rakamları almayanlar da olmaz yani. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben eğer 25 yaşımda, hep hayalimdi benim biliyor musunuz? Erken anne olmak. Evet. Ailemi çok sevdiğim için aile ortamı. Hani sorarlar büyüyünce ne olacaksın, ne yapacaksın falan filan. Ablam ben hiç evlenmeyeceğim. Ailemle yaşayacağım hep derdi. 18 yaşında evlendi. Bak. Bana, ben de 8 yaş var aramızda. O işte 16. Ben de 8 yaş var aramızda. Bana sorduklarında tamam ben evleneceğim, sizin gibi çok mutlu, çok güzel bir ailem olacak derdim. O yüzden ben hani böyle bir çocuk olduğum için. Hayır. Evet. 30'umda evlendim. 31'inde ama çok şükür Allah'ın nasip ettiği hayırlısıyla, güzeliyle, iyisiyle oldu. Demek ki vakti oymuş. Ama 25'imde falan evlenseydim dediğim gibi erkek gibi. Daha fazla yapardım erken çocuk. Kesin 4 tane zaten hayalimdi. 4 tane. Zaten 3'ten sonrası kendi kendine eskiler gibi büyüyor hayatım. Dadıya madıya gerek yapan, kalmıyor. 3'ü evet, yapan 4'ü tabii, de yapıyor. Tabii yapar. Yapardım yemin ediyorum. 1'i yapan 2'yi, 2'yi yapan 3'ü, 3'ü yapan 4'ü. Çocuklar istiyor. Bizim benim koca hala istiyor. Çocuklar istiyor. Hadi diyor anne aslında diyor. Bir tane diyor, kız güzel. İkiz yap da diyor. Ona birden bak diyor 2 tane istiyorlar ama ayrı ayrı değil. İkiz yap da diyorlar. Değil mi Ateşli Nefes'im? İzliyorlar buradan da. Sizi çok seviyorum. Kurban oldum. Ay sizi verene. Öpüyoruz sizi. İzliyorlarmış. Peki, peki haberler devam ederken güncel sıcak gelişmeleri de yer verelim. Ebru Şallan'ın 4 yıllık evliliği, 7 yıldır birliktelerdi. 4 yılda evlilerdi. Evliliği bitiyor. Eşi Uğur Akkuş Cuma günü bir açıklama yaptı. Burada da eleştirdik. Para bitince eş de gitti diye özetle. Yersiz ve gereksiz bir açıklama. Bunun üzerine sanki sanıldı ki boşanma kararını Uğur Akkuş almış. Meğerse boşanma kararını ki meğerse demeyelim, biliyorduk zaten. Ebru Şallı'nın aldığı ortaya çıktı. Ebru Şallı'nın açıklamasıyla ortaya çıktı. İzleyelim. Şimdi 8 ay önce boşanma vekaletimi zaten vermiştim diyor. Zaten şöyle de bir şey biliyoruz. 2,5 yıldan bu yana yaklaşık
ya da böyle 3'e yakın. Hı-hı. Ebru Şallı bu evlilikten, yani evlendikten çok kısa bir süre sonra sevgili oğlunun vefatından, evet, bir süre sonra Ebru zaten bu evlilikten kurtulmaya çalıştı. Orası belli. Orası belli. Yani bu böyle son dakika. Son 8 ay da değil. Yani. Değil. Öncesi de var. Hı-hı. Öncesi de var. Ama Ebru Şallı yine kendine yakışır. Sükunette, sessizlikte bir açıklama yapmış. Ama yani bilmiyorum ya. Yani i̇şte, bu erkeklerin bu seçtiğin insana bağlı. Evet. Seçtiğin hani insana bağlı. Bir insanla ayrılırken sadece karı koca sevgili değil yani. Bu her şeyde geçerli. Ayrılırken onun karakterini anlıyorsunuz ya. O düsturunu, uslubunu. Uğur Akkuş da hiç hoş değil. Aslında hiç yakışık, bir hata alır, yaparken bu süreçte değil. Özür diliyorum Yelda. Çok güzel söyledin. Bu süreçte eşine, ayrıldığın eşine değil. Onun çevresine, kendi çevrene. Hı hı. Etraftaki ondan ya da dışarıdan evlatlara, anladın mı? Aslında burada daha büyük bir saygısızlık var. Evet. Tabii ki. Daha, evet, büyük bir yanlış var. Ve her zaman söylüyorum, aynen, bir iş yerinden ayrılırken, eşten ayrılırken, arkadaşlıktan ayrılırken sonraki işinizi, eşinizi, arkadaşınızı tayin ediyor. Bravo. Sen bugün bir kadının arkasından, aynen, param içindi, işte param bitti, sen de gittin derdin. Ondan sonra gelecek olan kadının karakterini de tayin ediyorsun. Evet. Çünkü... Ya da kadınsın, erkeği çok kötü bir vaziyette bırakıyorsun, evet, ya da arkadaşını. Evet. Ona göre olanlar geliyor o zaman sana. Evet. Çok güzel. Yani çünkü referans belli. Referans belli. Yani şimdi adres baktığın şaşmaz. Vakit demiyor musun? Benim de arkamdan atar tutar. Tabii. Ebru'nun da şık açıklaması. Ben zaten çok daha önce. Çok yalan. Evet. Hiç şey yapmamış. Ebru'yu da belirliyor. Uğur Akkuş'u da belirliyor bundan sonraki ilişkileri açısından. Ebru zor günler geçirdi. Öncelikle, evet, Allah yüreğine ferahlık versin. O dinleyecek bir acıdır. Onu kimse bilemez. Evlat acısını. Evet ya. Yani daha onun ötesi olamaz ki. Hayırlısı olsun. Önemli. Peki buradan bir Coşkun Sabah açıklaması var. Bu konuyla ilgili değil. O da, bu aralar herkes isyan. Niye herkes bir isyan? Ama astrologlar demişti. Kasım'da dikkatli olun. Ay, böyle bayağı sıkı dursun diye. Öyle mi? Ama Coşkun Sabah da isyan. O da bir isyandı. İzleyelim. Coşkun Sabah'ın çok uzun zamandır bende yer etmiş hali bir isyan, bir böyle serzenişi var. En son yumurta yapıyordu. Yumurta gezen yumurtalar falan vardı. Fiyatlarından ortakla çok kötü yaşadı. Oldular. Ha. Bayağı para kaybetti yani. Orada da ne isyan etmişti, evet, değil mi? Tabii, orada para kaybederse gönderme yapmıştı. Güvenmeyin, etmeyin, iş yok, yapmayın. Yok, ben yumurtadan şeyim yani, razı değilim. En iyi yumurtayı alıyorsun. Dünya para, yumurta gibi değil. Gezen de olsa bilmem, ben oradayım. Gezen yumurtanın yani nerede gezdiği çok önemli. Yalancı. Evet. Yani, yalancı. Nerede yalancı geziyorlar? Tavuklar. Evet. Tavuklar da bizi kandırıyor. Ya sen böyle bir egzoz gazının olduğu, böyle arabaların geçtiği yerde geziyorsun. Onları bize yok neymiş, gezen yumurta. Organik yumurta. Güzel. Güzel. Bu programın burası güzel işte. Coşkun Sabah'ın sanatçılar ve müzik isyanından. Gezen yumurtaya bağladık. Peki, şimdi reklama gitmeden önce de güzel bir anonsumuz var. Bugün itibariyle 12.45 itibariyle İlkay Buharalı ile Gerçekler programı başlıyor TV8'de. Hayatın tüm ve farklı gerçeklerini de bizden sonra orada izleyeceksiniz. Hafta içi her gün 12.45'te İlkay size sakın gerçekleri kaçırmayın. Bir anlatacak. Kaçırmayın diyor, reklama gidiyoruz. Barbie'miz tekrar teşekkür, evet, ediyoruz. Ay ben teşekkür ediyorum. Evde izlemek yerine şurada iki candan cana daha güzel oldu. Ekran başındakilere de. Bir dahaki sefer komşuları da getirsene, onlar da buraya otursun. Ay düşünemedim. Olabilir. Altın günü yapalım. Olur, yapalım. Aa, yapalım. Yapalım. De, aynen. Sevgili izleyiciler. Teşekkür ederiz. Bizden sonra ekran İlkay'ın. Ona devrediyoruz. Önce MasterChef tekrarı, sonra İlkay'ın. Görüşmek üzere yarın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.